Berat kongreleri aslında. Evet, yani kendileri öyle ilan ediyor, Evet, Tuğba Hanım. kendileri öyle ilan ediyor ama orada yapılan konuşmalarda zaten bunun aksi yönünde bir şey değil. Evet. Peki kaynak nereden? Mali kaynak nedir? Devlet desteği alıyorlar mı? Evet. Aldıklarını siz kitapta söylüyorsunuz ve belgeye dayandırarak Evet, söylüyorsunuz. hatta belge Onu da varsa kamu bir son sponsorları dakika, var. çok özür dilerim Ersin Bey, bir son dakika haberimiz var. Rasim Arı, AKP'nin Nevşehir Belediye Başkanı istifa etmiş efendim. Evet. Evet. Evet, şimdi editör arkadaşım beni uyarıyor. AKP'nin Nevşehir Belediye Başkanı kendisi Rasim Arı daha önce istifa etmişti belediye başkanlığından. Şu anda da partisinden istifa etmiş efendim. Biz son dakika bilgisi olarak da bunu görmüş olalım. Buyurun. Evet, yani Sadat'ın aldığı bir devlet desteği var mı? Şimdi Tuğba Hanım, Sadat daha önce dediğimiz gibi Aster'den geliyor. Aster'de daha sonrasında Tanrıverdi Aster'in genel başkanlığından ayrılıyor ve Adalet Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi'ni kuruyor. Yani bu Sadat'ın düşünce kuruluşu. Yani Sadat'ın, Aster'in düşünce kuruluşu Assam kuruluyor. Burada da sonrasında ideolojilerine uygun kongreler düzenlemeye başlıyorlar. Bu kongreleri İstanbul'da gerçekleştiriyorlar. Bu kongrelerin çok çarpıcı bir şey var. Burada bir değerli hukukçumuz Ruşen Gültekin de bizi aydınlatırsa. Birinci Asçıka Kongresi'nde alınan kararlar bir İslam Konfederal Devleti kurulmalı. Bu İslam Konfederal Devleti'nin İslam Konfederal Devletler Birliği kurulmalı. Bu birliğin başkenti İstanbul olmalı, dili Arapça olmalı, hukuku şeriat olmalı deniliyor. 2017 tarihinde yapılıyor. 23-24 Kasım 2017 tarihinde bu kongre yapılıyor İstanbul'da. Ve bu öneri kabul ediliyor. İşin ilginç yanı bu kongrenin ve sonrasında gerçekleşen kongreleri de anlatacağız. Bu kongrelerin desteği, sponsoru kamudan. Dönemin AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Beyoğlu Belediyesi, savunma sanayi şirketlerimiz, kamu şirketleri. Yani bu halkın vergileriyle toplanılan para hukuku şeriat olacak bir kongrede kullanılıyor. Şimdi bu anayasal olarak suç değil mi? Bir suç teşkil etmiyor mu? Şimdi tabii şöyle söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in nitelikli başlığı ikinci maddesine tanımlanmış beyler. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik bir hukuk devletidir. Şimdi böyle bir tanımlanan devletin temel ilkelerinin bu şekilde olan bir devlette şeriat çığırtkanlığı yapmak anayasaya aykırıdır. Bir usta belirtelim. Yani çok kullanılan bir kelime ama anayasal şey suç diye bir kavram yok aslında. Onu da hukukçu olarak bir vurgu olarak vereyim. Ancak Türk Ceza Kanunu'nda devletin bütünlüğüne karşı işlenen suçlarla ilgili olarak bir değerlendirme yapılabilir mi? Neden olmasın? Niye söylüyorum bunu? Siz bakın, bu başımıza gelen bazı süreçleri de anlatıyor bize. Nasıl anlatıyor? Türkiye'ye neden 10 milyona yakın Suriyeli ya da Arap uyruklu kişinin geldiğini, Türkiye'de neden bunların hızlı bir şekilde T24'te Tolga Şar'dan 3 seferdir yazıyor. Evet. Bazı çetelerle, devlet içerisinde oluşumlarla birlikte bunlara nasıl istisnai vatandaşla alınma yöntemleriyle vatandaşlık, evet, verildiğini. Özellikle son yazısını sevgili izleyiciler, tehlikenin büyüklüğünü, gazeteci dostumuz Tolga Şardan'ı mutlaka okusunlar. Tehlikenin büyüklüğünü gösterme açısından söylüyorum. Bir takım adımlar atıldığını ve Türkiye'nin işte demin Sayın Güler de iyi bir şekilde anlattı. Türkiye'nin işte böyle bir Arap ümmetçilik adı altında nereye vardığını anlatmak açısından önemli. Bir, Mehmet Ali Güller'in bir sözünü tekrar bu bölümde de söylemek istiyorum. 12 Eylül rejiminin bir çıktısıdır Türk İslam Sentezi. Bugün o işte İslam, Türk İslam Sentezi adı altındaki, ancak gerçekten Türk olsa
bu kadar ümmetçilikle ilgili konularda Milliyetçi Hareket Partisi'nin nasıl olduğunu anlamamız mümkün değil. Peki gerçekten adındaki gibi İslam olsa bu kadar yolsuzlukları ve bu ülkede yaşanan sorunları anlamak mümkün olmayan, dolayısıyla bir rejim sistemiyle hareket edildiğini görüyoruz. Türk İslam sentezi aslında içinde Türk'ün olmadığı, aslında içinde İslam'ın da olmadığı bir sentez. Ama bu 12 Eylül çıktısı olarak karşımıza geliyor. Soruna çok uzun cevap vermiş gibi oldum ama şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde, bakın aynı siyasi iktidar, o zaman çifte standardı da söyleyelim. Aynı siyasi iktidar bugün HDP'nin üzerinde bu tür federasyon istemleriyle, yok yerel yönetimlerde özellik istemleriyle Milliyetçi Hareket Partisi tepinmiyor mu HDP üzerine? Sen nasıl bunu dersin? Peki bunlara ne diyor Milliyetçi Hareket Partisi? Bunlara cevabı ne? Hani bir de çifte standardı gösterelim. İşte aslında görünen köyle ama gerçekte yapılmak istenen şeyin ne olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor burada. O noktada da vurgunuz çok önemli. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim vergilerimizle anayasaya aykırı böyle bir konferans yapılamaz. Mehdi gelecek denemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde dilin Arapça olacağı söylenemez. Bu doğrudan anayasaya, anayasanın niteliklerini, cumhuriyetin niteliklerine, egemenliğin devredilemeyeceği ilkesine, millete ait olan egemenliğin devredilecek ilkemesine hem usulden hem esasdan aykırıdır. Evet, evet, yani bunu hukuken net bir cevabını net olarak almış olduk. Bir şey ekleyeceksiniz galiba. Evet, ikinci ve üçüncü Afrika kongrelerinde de yine ilginç kararlar alınıyor. Mesela bu İslam Devletler Birliği'nin bir de para birimi olmalı deniliyor. Buna Afrika dinarı olacak deniliyor. Devamında bu ülkelerin birlikte hareket etmeleri gerektiği ve savunmalarını ekonomik olarak hem askeri olarak hem ekonomik olarak birlikte planlamalar gerektiği ifade ediliyor. Hatta bunun içinde 2023'te yine bir güvenlik zirvesi yapılacak. Adnan Tanrıverdi bir tablo öneriyor. Yani bu tabloda İslam Birliği'ni 5 bakanlığa ayırıyor. 5 bakanlığı kuvvet komutanlıklarına, hava, deniz, kara kuvvet komutanlıklarına ayırıyor. Ve silahlı gücü de bu olmalı diyor. Devlet desteğine son bir ekleme yapacağım. Sadece aldıkları arkadaşlar, belgeli... Arkadaşlar bu fotoğrafı alalım. Daha henüz oraya gelmedik. Sadece aldıkları devlet desteği bu şeriat kongrelerinin sponsorları değil. İşte bu kongrelere Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Havelsan, Aselsan gibi, Esenler Belediyesi gibi, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlar sponsor oluyor ama bu sadece bunlarla da kısıtlı değil. Yani Sadat hangi faaliyeti yapacak olsa bir kamu kurumunun, bir Ankara'da gidiyor bir yerin kapısını çalıyor. Yine 2013 yılında bir fuar var, Abu Dhabi'de bir fuar var. Sadat heyeti yine Adnan Tanrıverdi başkanlığında Ankara'ya gidiyor ve dönemin savunma sanayi müsteşarı Murat Bayar'la görüşüyor. Bu Abu Dhabi'deki savunma sanayi fuarına katılmak istediklerini ve bunun için destek beklediklerini ifade ediyor. Bunun da belgesi var. Faaliyet, hizmete özel faaliyet raporlarından bulduk ve yazdık. Tam orada sadece bu fuara özgün 12.255 dolar destek alıyor. Günümüz parasıyla sanırım. Doğrudan savunma sanayinden, evet, Sadat'a aktarılan para olarak günümüz da tepçilenen, evet, bir miktar. Aslında bunu giriyorum ama kusura bakmayın. Yok, çok önemli. Şöyle bir önemi var. Adnan Tanrıverdi'nin bütün röportajlarında şöyle bir iddiası var. Sadat tek kuruş devletten almamıştır. Devlet desteği görmemiştir diye. Kitap yani, bunun belgesini ortaya koyuyor. Biz bu belgeyi koyduk. Yani bu sadece bir noktası. Yani tabii, şirket başlayıp daha bir yıl olmadan ilk faaliyetinde dahi bunu kendileri de şöyle not almış faaliyet raporuna. Devlet desteği almış olduk. Bu ifade var. Yani bu şekilde başlıyor zaten devlet desteği hikayesi.